الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، değerli dostlar، bugün 46. Esma-i Hüsna dersimizde yine beraberiz. Rabbimize sonsuz hamdolsun. Dersime Başbakanın annesinin vefatı münasebetiyle bir taziye ile başlamak istiyorum. Allah merhumeye rahmet etsin. Amin. Korktuğundan kurtarsın. Amin. Umduğuna nail etsin. Amin. Başta Tayyip Bey olmak üzere sevenlerine, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan etsin. Amin. Ölüm başbakan dinlemez. Ölüm geldi mi herkes eşitlenir. Ölüm konuştu mu herkes susar. Ölümün sesi her sesin üstündedir. Ölümün sesi gür sestir. Onun için ölümün sesini ancak susturacak olan vahyin sesidir. Kur'an'dır. Orada başka kimse konuşamaz çünkü. Ancak Allah konuşur. Ve her ölüm esasında bize kendi ölümümüzü hatırlatır. Musallada tabut içinde taşınan her ceset esasında bizim cesedimizdir. Onun için ölümden daha iyi vaiz yoktur. Kefa bil mevti vaiza. Vaiz istiyorsan ölüm yeter, buyurur Efendimiz. Ölümün öğüt vermediği kimseye, yeryüzünde öğüt verebilecek kimse yoktur. Ölüm hakikati doğumdan daha da gerçektir. Ama nedense bu kadar büyük bir gerçek olan, bu kadar büyük bir hakikat olan ölümü insan kendine yakıştırmaz. Üstüne getirmez. Oysa yaşadıkça sevdiklerimizi öbür tarafa göndeririz. Ve esasında bizim de öbür tarafa gideceğimizin habercisi olur her gönderdiğimiz sevdiğimiz. Ölüm dediğimiz şey insanın tattığı bir şey. Fakat ölülerin bile ölmediğini biliyoruz. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ayet şöyle gelebilirdi. Kullu nefsin entemut. Her nefis ölür. Her can ölür. Ama böyle gelmedi. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadar, tadıcıdır. Ölümü tadar, ölümün tadına bakar. Ama yemez. Tadına bakar ve geçer. Tadına bakar ve ebedi hayata intikal eder. O kadar. Tadına bakar. Sadece tadına. Onun için ölüm dediğimiz şey yok oluş değildir. Ölüm dediğimiz şey tadına bakmaktır sadece. Ebedi hayata bir intikaldir. Bir kapıdır iki hayat arasında. Ama nedense insanoğlu o kapıdan bu tarafı mutlak gerçekmiş gibi görmeye, o kapıdan öte tarafı ise görmemeye hazırdır. Hep böyle bir zaaf içindedir. Oysa kural bir, varlığın
iki kanadı vardır. Bir görünen, iki görünmeyen. İnsanın görünmeyenine ruh, görünenine beden diyoruz. Düşüncenin görünmeyenine tefekkür, görünenine söz diyoruz. Hatta fiziki varlıkların dahi görünmeyeni ve görüneni var. Işık elektriğin görünenidir. Ama bir de görünmeyen enerjisi var arkasında. Dolayısıyla ahiret hayatın görünmeyeni, dünya görünenidir. Kural 2. Görünmeyen görünenden güçlüdür. Görünmeyen görünenden bakidir. Görünmeyen görünenden etkilidir. Görünmeyen görünenden büyüktür. Sonuç. Ahiret dünyadan büyüktür. Ahiret dünyadan etkilidir. Ahiret dünyadan kalıcıdır. Ruh cesetten güçlüdür. Ruh cesetten büyüktür. Enerji kastan güçlüdür. Ceryan tokattan daha sert çarpar. Dolayısıyla görünmeyen daha büyüktür. O zaman ey insanoğlu, neden daha büyüğü küçük görüyorsun da küçüğü büyük görüyorsun? Bu ne zaaf? Bel tu'firun el hayatet dunya vel ahiretu hayrun ve ebka. Dünya hayatı üzerinizde çok etkili. Ama Allah size gerçeği haber veriyor. Ahiret daha kalıcıdır. Daha hayırlı.